Sevgili izleyicilerimiz, Ben Bilmem Şehrim Bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey'den sesleniyoruz. Akdağ Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Yunus Emre Akdağ var. Dilerseniz kendisini biraz tanıyalım. Merhaba Yunus Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Tekrar hoş geldiniz bu arada. Ben Yunus Emre Akdağ, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden mezunum. 2018 Temmuz ayında. O yüzden de diş hekimliğini yapıyoruz. İşte en sonunda artık bir 4-5 yılın ardından 2021 yılında bu Akdağ Ağız ve Diş Sağlığı Kurumu kurduk. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Yunus Emre Bey, burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Aslında şöyle, burası bir poliklinik, yani diş hekimliği adına yapılan bütün tedavileri bütünle yapıyoruz. Ayrıca işte ortodonti hizmeti veriyoruz. İşte gülüş tasarımı yapıyoruz. İşte implant tedavileri. Beyazlatma, işte diş hekiminin estetik ve biraz daha aslında belki cerrahi kısmıyla da ilgileniyoruz. Biraz daha ileri kısmı hallediyoruz. Öyle söyleyeyim. Aydınız, bilgiler için teşekkür ederiz. Yunus Emre Bey, toplum olarak ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bildiğiniz yanlışlar ya da yanlış bildiğiniz doğrular var mıdır? Aslında benim konumla ilgili söylemek istediğim tüm hastalarıma anlattığım şu var. Evet, hasta genelde geldi şunu diyorlar, işte çürüklerim var. Ailemde de bu vardı. Genetik olarak bizde de oluyor falan diye. Evet, çürük ve diş eti hastalığının genetik bir yatkınlık olabilir ama oral hijyen 3 yaşından itibaren başlar aslında. 3 yaşından itibaren oral hijyene dikkat edilen bir bireyin uzun vadede çürüklerinin veya diş eti hastalığının olması çok mümkün değil gibi gözüküyor. O yüzden aslında hastalarımız artık belki önceyi düzeltmedik ama bundan sonra belki çok küçük yaşta çocuklara bakarsak onlar genetik rahatsızlığımız demezler. Çünkü çürük aslında bulaşıcı bir hastalık. Öyle mi? Evet. Yani şöyle, doğuyoruz, ailemizin yanındayız. Aynı kaşık kullanım, bardak kullanım vesaire falan ailemizdeki çürükler bir şekilde bebeklere işte bize geçiyor. Veya yatay geçiş dediğimiz ama işte çocuklar arasında ortak şey kullanım, kaşık kullanım vesaire falan birbirine ulaşıyor. O yüzden dediğim gibi çok erken başlarsa sanki onun genetik yatkınlığından kurtulabiliriz gibi gözüküyor. Anladım. Gerçekten biz de bilmiyorduk. Bu bilgiyi öğrenmek güzel oldu bizim için de. Yunus Emre Bey, geleceğe yönelik plan projeleriniz nelerdir? Diş hekimliği aslında şöyle, tıp bilimleri. O yüzden biz sürekli gelişmek zorundayız, sürekli güncelleniyor. Dijital diş hekimliği artık yani hep başka bir boyuta kayıyor. Benim planım genel olarak şu aslında, olabildiği güncel kalabilmek ve akademik kısmını takip edebilmek. Bu yüzden işte doktora vesaire artık bir şeyle kendimizi her zaman bir tık daha ileriye götürmek. Yani bu aslında planım. İnşallah her şey dilediğiniz gibi olur. İnşallah, çok Yunus Emre Bey, bizimle bir iletişim bilgisi paylaşır mısınız? İzleyicilerimiz size nerelerden ulaşabilir? Aslında şöyle, klinimizi tercih etmek isteyen hastalarımız da sosyal medya hesabımız var, hatta diş polikliniği. O hesaptan diğer iletişim adresinde vesaire falan ulaşabilir ve doktor takvimi koyabiliriz Yunus Emre Akta adından. Oradan da artık bize ulaşabiliriz. Rahatlıkla randevu alıp gelebiliyoruz. Aynen, evet, tabii. Yunus Emre Bey, son olarak izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Şöyle, bizi tercih eden tüm işte hastalarımızın hepsine teşekkür ederiz. Bundan sonra da onlar için de bir hizmeti vermek istediğimiz her yerini yapacağız. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey Akdağ Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.